Herkese merhaba arkadaşlar, ben Apotex ve bugün bir challenge yapacağız. Sword and Sandals. Biliyorsunuz bir gladyatör oyunu. Full karizmaya vererek oynayacağız. Yani Sword and Sandals 2'de full karizma oynayacağız. Bağırdığımız zaman adam ölüyormuş. Bunu test edeceğiz. Yorumlarda birisi söylemişti. Hemen kılıç ve bacak oyununa, kılıç ve sandalet oyununa giriş yapıyorum. Sword and Sandals 2. Direkt play diyorum. Yeni bir gladyatör oluşturuyoruz. Gladyatörümüz karizmatik bir ismi olması lazım. Karizmayı fulliyorum. 10 yaptım karizmayı. Karizmatik bir isim zamanı. İsmi John McQuarrie. Şu anda salladım bu ismi. Karizmatik bir isim yaptım ve karizmatik bir tip yapmalıyım yani. Bu adam yakışıklı olmak zorunda. Evet, saçlarını da şöyle sarışın olsun. İşte bu. Oo, bu vazgeçtim bu. Oo, işte bu. Züppe stili. İsim bu. Vleda. Sakalı olsun mu? Skill'lerimizi verdik. Evet, karakterimiz şimdi oyuna başlıyor. John McQuarrie. Evet, bu senin adın. Evet, gladyatör okulunda ilk günümüz. Bir mahkumla kavga ediyoruz. Bağırıyorum direkt. Tek. Gördünüz mü? Bağırdığım gibi tek attım. Let it go. Arenaya giriyorum. Savaş başlıyor. Bağır. Tek. Direkt. Bağırmanın güzel bir özelliği, bağırdığınız zaman direkt candan gider. Hiçbir şekilde armordan gitmiyor, direkt canından gidiyor. Sadece turnuvalarda armordan gidiyor galiba. Gladyatörümüzü geliştirmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi burada güç var. Karizmaya vermemiz gerekiyor çünkü bağırdığımız zaman yer yerinden oynasın. Üzerimize güzel armorlar, zırhlar almamız lazım. Çünkü bizim için tek önemli olan bağırmak. Bu kaç para? 4800. Ucuzcular bu şehirde barınamıyor galiba. Ben ucuzcuyum kardeş. Bana ucuz şeyler verin. Bu gladyatör arenasının yöneticisi. Sword and Sandals'ı başka bir bölümde de oynamıştık. Onun videosunu izlemek istiyorsanız yukarıdan izleyebilirsiniz. Başka bir Sword and Sandals videosunun gelmesini istiyorsanız da videoya like atmayı unutmayın. Karşımızda uzun saçlı Faustin Gordon var. Gördüğünüz üzere Faustin Gordon'un 21 defansı var. 70 canı var ama bizim 50 canımız var, 44 defansımız var. Sadece bağıracağım şimdi buna. Bağırdığım gibi uçurdum. Şimdi ikinci bağırmam. Kızdırdım. Oo, blokladı. Kızdırdım. Uyudum. Uyudum. Adam sürekli blokluyor. Bizimle dalga geçiyor. Umarım tek. Biraz uzun sürdü ama tek attık. Tek. Karizmamızı 22 yaptık. A turnuva zamanı. 3000 paramız var. 3000 paraya en çok defans veren şeyi almam lazım. 3072 tüh yetmiyor. 32 defans veriyor. Bu 3800, 1700'e 24 defans veriyor. Bu 2700'e 30 defans veriyor. Bunu alırım. Kafama bir tane bundan aldım. Bunu alabiliyor muyum? Hayır. 768 alamıyorum. Eldiven alabiliyor muyum? 1200. Turnuvaya giriyoruz. Hazır mısınız? Şimdi bakalım karizmatik karakterimizi turnuvada ilk kez test edeceğiz. Gördüğünüz gibi kasap var bu turnuvanın lideri. Şimdi karşımızdaki adamın statlarına baktığımız zaman karizmamız her türlü yüksek. Adam neye vermiş? Armoru yok. Adam saldırgan. Saldırıya vermiş, tamam mı? Bundan mümkün olduğunca kaçıp bağırmamız lazım. 55, pot içti. Öldürdük. Tek. Çok kolay geçtik. Sıradaki. Sıradaki geldi. Blokladı. Allah. 55 vurduk. Bir tane vurayım mı? Yumruk. Bir tane vursam ölebilir belki. Ama hiç atamıyorum. Öldürdüm, tamam, süper. Şimdi turnuvanın kralı geliyor. Şampiyon geliyor, şampiyon. John the Butcher. John Kasap. Bir bağıralım. Bir uzaklaştırdım. Bir daha uzaklaştırdım. Bir daha uzaklaştırdım. Kendimden bayağı uzaklaştırdım. 55 vurdum. Bir tane daha 55. Hadi bakayım. Oh, yanlış. Kendimize çekmememiz lazım ve o özellik şansa gelen bir özellik. 55 daha vurduk.
Allah, yine kendimize çeştik. Bir daha uyuyorum. Geliyor. Bir daha var. Öldürdük. Turnuvanın kralı John McQuarrie. Evet, turnuvayı kazandık ve tekrardan karizmaya abanıyoruz. 26 yaptık karizmamızı. Sokakta kal veya bir mekanda git uyu diyor. Ama bir yerde uyuman için 200 dolar ve 200 gold vermen gerekiyor. Sokakta kalırsak da paramızı çalıyorlar. 200 gold verelim, paramızı çalmasınlar en azından. 14.000 paramız var. 14.000. Şimdi şurada arenada biraz bağırtı yapalım. Bağırtı. Bağır. Tek. Ama karizmam bana indirim sağlıyor. Her şeyde olduğu gibi. Karizmanın kıyafetleri satın alırken ki o özelliği de çok güzel. Şimdi 12.200 vereceğiz ama diyor ki karizma indirimi 1600. 10.000'e denk geliyor yani. 10.600'e denk geliyor. Karizmaya vermek çok çok avantajlı çünkü bize indirim sağlıyor. Çok iyi bir şey. Şimdi benim bir seviye atlamam lazım. Güzel yeni kıyafetler çıkması için bir seviye daha atlayacağım. Onu bekliyorum. Simon geldi karşıma. Bir bağırıyorum. Öldürdük. Simon'u da öldürdük. Öldürdüm. Süper. Yeni zırhlar açıldı. 27.000'e 96 zırh veren, 96 armor veren bir zırh açılmış. 27.000, biz bunu indirimle 23.500'e alabiliyoruz. 4.147 indirim yapıyor bize. Aslında bayağı indirim yapıyoruz bütün her şeyde he. Şunla bir daha savaş oynayalım. 75 direkt öldürdük. Paramı harcamıyorum. Paramı en son turnuvaya girerken kendimizi güzelce kıyafetlerimizi giyeceğiz. Şimdi bunlara ben karizmamla tek atıyorum zaten. Düşmanın karşısına çıktığım anda düşman beni görüyor ve böyle oh my god. Karşımda Valdi Philosophical var. Ona bir bağırayım. Oo, ilk defa bana bu kadar yaklaşan oldu. Geldi, bağıralım. 74, yine tek attık. Affetmiyoruz. 1400 daha. Tak, direkt ölürüz. Evet, karizmaya abanıyoruz. Karizmamızı 34 yaptık. Şimdi turnuva çıktı bakın. İkinci turnuva. Ama turnuvaya girmiyoruz tabii ki de. Kıyafetlerimizi falan giymemiz lazım. Mantıklı seçimler yapmamız lazım. Şimdi bu kask 60 defans veriyor. Bizim kafamızdaki kask 30 defans veriyor. 2700, 10.000, bunu 8700'e alabiliyoruz. Şimdi pahalı şeylerdeki indirime bakalım. Şimdi bir tane bundan alıp bir tane de güzel bir kalkan alabilirim indirimle aslında. Ben 10.000 daha param kalır. Şu kalkan da 15.000'den 12.000'e düşüyor. Olmaz. Şu kalkan 60 defans veriyor. 10.000'den 800'e denk geliyor. Bunu da ben 8.900'e alıyorum. En mantıklısı o. Şunu almam. Bu zırhı almam. En iyi zırhı değil de. Bu zırhı almam. Bir dakika, hesap yapmam lazım. Çünkü çok önemli bir turnuva. İnsanlar ok kullanıyor. Ben de bağırarak saldırıyorum. Çok ayakta kalmam için bana çok büyük defans lazım. Onun için mantıklı bir şekilde paramı harcamam lazım. Herkes sakin olsun ve bir saniye düşünmeme izin verin. Evet, hesabımı yaptım. Hesabımı yaptım ve geri geldim. Bunu almam gerekiyor. Bunu aldığım zaman %5 damage, enerjiye dönüştürülen bir atak kuvvetim oluyor. Yani ben adama ne kadar vurursam o kadar onun %5'i kadar enerji elde ediyorum galiba. Şu kalkanı alabilirim. 10.800 yazdığına bakmayın. Karizmatik olduğumuz için 8.900'e indirimli bir şekilde alıyoruz. 60 defans veriyor ama bunu almak yerine şunu alıp tamam neyse biz kalkanımızı alalım, yolumuza bakalım. Savaş çağırıyor. Savaş çağırıyor. Günümüz başladı. 143 param var. Turnuvaya giriyorum. Girdim. Turnuvada Larsburg Impossible falan ama bu turnuvanın birincisi Evil Ninja. Onu yenmelisiniz. Bayağı da zor yeniliyor. Gördüğünüz gibi 224 defansım var. Bu bütün saldırılardan korunmak için ve düşmanı indirmek için kullandığım bir şey. 85 vurduk. Uzaklaştırdık. Uyuduk. Şimdi bağıracağım. Bir 85 daha vurduk. Süper. Bir daha uyuyorum. Bir daha vurmam lazım. Hadi bakayım. Tak. Öldürdük. Güzel. Bunu hızlı geçtik. Bir bağırdım. 85. Sandal bastı. Kendime yakınlaştırdım. Uyudum. Hata yaptım. Gördüğünüz gibi bakın. 7 vurdu. Bağırmam lazım. Allah. 15 vurdu. 85 vurdum. Armorumuz bizi tutuyor. Her türlü tutar 224 armor. Hadi bakayım bir daha uyu. Allah. 17 vurdu. Uyuyorum. Uyuyorum. Bağır. Öldürdük. Süper. Geçtik. Hop, bu adamı da geçtikten sonra Evil Ninja ile savaşacağız. 118 vurdu. 85 vurduk. Allah, bayağı yakınıma girdi. Uzaklaştırmam lazım. Uzaklaştırın. Birisi yakınıma girdi mi ayvayı yiyorum işte böyle. Bir daha uyudum. Allah bana vuruyor. Fena vuruyor hem de. Heh, uzaklaştırdım. Oh, çok iyi. Bağır. Evet. Süper. Oh, bunu da geçtik. Sonuncuya geldik. Kara Ninja.
Kara Ninja geldi gördüğünüz gibi, şampiyon Kara Ninja. Üzerinde bendeki zırhın aynısı var, 256 defansı var. Bağırıyoruz blok. Bir daha bağırıyoruz blok. Defans basıyoruz. Kara Ninja havadan havadan vuruyor. 84 vurduk. 8 vurdu. Uyuyorum. O da uyuyor. Ben de uyuyorum. Onun şeyi daha fazla. 84 daha vurdum. Çok iyi. Kara Ninja da bize vurmaya devam ediyor. Of, 46 vurdu. Kara Ninja bayağı vuruyor. Kılıç çekti. Allah, çok büyük hata yaptım yanıma çekerek Kara Ninja'yı. Süper. İşte bu. Kara Ninja yanlış bir hareket yaptı. Yanlış bir hareket bastı. Şimdi bir daha bağırıyorum. Ya of. Yanıma çekmesem şu Kara Ninja'yı var ya. Çok talihsiz denk geliyor. Bir daha uyu. Of, süper. Kara Ninja'dan bir yanlış hareket daha. Ne oluyor ya? Bağır. Allah, köşeye sıkıştım bu arada. Uzaklaştırmam lazım onu. Ah, 84 vurduk. Süper. Şimdi canı kaldı sadece. 4 canı kaldı. Kara Ninja'nın kılıcı önemli olan. 84 daha vurduk. 90 canı kaldı. Ben buna ne yapayım? Al. İlk defa vurdum. Yanımdan uzaklaştırmam lazım bunu. 11 vurdu. Allah. Ha, gitti. Süper. Bağırıyorum. Hayır. Hayır, hayır. İçime girdi Kara Ninja. Hayır. Ayvayı yedik. Geri git, geri. Sıkıştım. Sıkıştım. İçme özelliğimi kullanamıyorum. Sıkıştım ya. Kara Ninja beni sıkıştırdı. 84, 24 canı kaldı. Hadi oğlum. Hadi. Oha, can içti. Pislik bot kullandı. 84 daha vurduk. 17. 25 canı kaldı. Ben bir daha uyuyorum. Hadi bakayım. Bir daha uyudum. Vurmamız lazım artık şu Kara Ninja'ya. 25 canı kaldı. 37 canı kaldı. Vur. Vur bak. Kara Ninja geber diye. John McQuarrie. Birinci. Karizmamız 38 yaptık. Çok seri bir şekilde savaşlara devam ediyoruz şimdi. Hop, bağırıyoruz. Adamlar ateş topu falan atıyor. Nasıl bir kılıçları var ya bu adamların? Puh. Diğer setleri de giydim. 4000 param kaldı. Tek attık, öldürdük. O da bana bağırıyor ama en karizmatik kim olduğunu tartışmayalım. Karşınızda John McQuarrie var. Öldürdük. 95 vurduk, öldürdük. Düşmanı öldürdük. Turnuva geldi. Turnuva gelmeden önce 17.000 paramız var. Ne alalım? Ne alalım? Her şeyin zaten en fulüne sahibim. Kalkana sahip değilim. Kalkan alayım. Kaskın sahibim. Bunun sahibim. Bunun sahip değilim ama bunu alacak param yok. Bunun sahibim. Hepsinin en güzeline zaten sahibim. Silahçı, sana hiç uğramamıştım, geri geldim. Silah var mı satılık? Hiç silah da takamıyorum ki. 3 agility falan gerektiriyor. Setring de gerektiriyor. 3. Hmm. Evet, merhabalar turnuva. 95 vurduk, geldi yanımıza. 95 vuramadık Karolur. Evet, bağırdık, öldürdük. 105, öldürdük. Oo, bu ne sakallar vücut böyle. Allah, yandık. Blok, lütfen blok. 150 vurdu bir daha. Allah. 8 vurdu. 18 vurdu. Öldük. Öldük. Kesin öleceğiz. Çok kötü. Hadi bir daha bağır. Allah. Blok. Hadi. Vurma. Evet, süper. Bayır. 105. Süper. Arkaya uçtu. 37 canımız. 37 canı kaldı. Bir bağırmalık canı kaldı. Hadi. Lütfen şu bağırma vursun. Hadi. 105. Son anda öldürdük. Son anda. Bunu da öldürdük. Bundan da kurtulduk. Lazy. Karşımızda tembel bir adam var. Öldürdüm. Direkt öldürdüm. Çok seri. Oğlu geliyor şimdi karşımızda. Şampiyon. Bu gerçekten biçiyor. Çok zor. Geçmemiz çok zor. 105 vurduk. Uzaklaştırdık. Süper. Bu zaten yanınıza gelmesi uzun sürüyor. Asla yanınıza çekmemelisiniz. İşte bunu yapmayacaksın. İşte bunu yapmayacaksın. İşin çok zor yoksa. 105 öldürdük. Kralı da öldürdük. 22.500 altın kazandık ve turnuvada biraz daha ilerledik.
46. En son zırh 62.200'den satılıyor. Karizmamızla 45.000'e kadar düşürüyoruz bu parayı ve en son zırhı alıyorum. En son kalkanı alıyorum. En son kalkanı aldım. Evet, en son kolluk 72 armor veriyor. Onu aldım. En son ayakkabıyı aldım. Böyle girebiliyorum. Hala bunu nasıl giriyorum ben? Turnuvaya giremiyorum en son turnuvaya. Diyor ki üzgünüm arkadaşım, bu demo versiyon diyor. Demo versiyonunda kapalı diyor. Ya ben full aldım, full açtım oyunu, full diye arattım o kadar. Puh, demo versiyon oynuyormuşum yanlışlıkla. Neyse, karakterimizi gördüğünüz gibi manyak bir şekilde güçlendirdik. Her şeyin en fenasını aldık ve full karizmaya vererek yaptık bunları. Karizmatik bir karakter neler yapabilir, bunları gösterdik. Video izlediğiniz için hepinize teşekkürler arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Paç kalın.